Evden çıktım. Hazara kadar yürüdüm. Kamerayı almadığımı fark ettim. Eve geri döndüm. Şimdi tekrar yürüyorum. Kararlılık, azim, özveri. Hepsi bu kanalda. Türkiye'de pena yok. Almak istediğim pena bu. Dunlop'ın Jazz 3'ü fakat Ultex ve X-Large. Büyük böyle kasino çipleri vardır ya. Onların gibi bir malzemeden. Çok rahat çaldığımı fark ettim. Amazon'da buldum. 24'lük paketi 305 liraymış. Yani bir galeyan yoksa 24 tane gelebilecek. Ben bundan 2 tane sipariş verdim. Yani 600 lira bunu para vermiş olacağım. Pena'ya hayatım boyunca toplasan 600 lira vermemişimdir. Şimdi artık. Bir kere de vereceğim. Vallahi vermemişimdir ya. Pena'ya vermişsin ya. 600 lira vermişimdir yani. Tamam, ben biraz münazara takımında çalışıyorum. Evet, biraz öyle oldu. Niye öyle oldu? 600 lira vermiştir ya. Abartamadık da. Bir de benim normalde elimden pek düşürmediğim, kullanmayı çok sevdiğim şu çocuktan var Amazon'da. Yine en ucuz Amazon'da ki zaten Türkiye'de hiçbir sitede veya dükkanda bulamıyorsun. Varsa da daha pahalı. Bunu ben 35 liraya alıyordum abi. 45 liraya satan vardı bir keresinde. Çok kızmıştım. Nasıl yapar? Normalde 35 lira olan bir şeyi 45 liraya mı satarsınız? Falan yapıyordum. Şu an fiyatı 250 lira. Evet. Bunu da alıyorum. 860 lira veriyorum. Pena'ya ve bir tane el çalışma aparatı için. Ödeme adımına geçiyorum. Geçemiyorum. Geçmedi. Geçsene oğlum. Sistemimizi görüntülemek için sizi birazcık bekletiyorum Galatasaray. Bir yandan da Fatih'le çektiğimiz yeni video son hazırlıkları yapılıyor. Konumuz PRS gitarları ve Gönenç'in PRS gitarlarına olan ön yargısı. PRS sevmiyorum abi. Ve Fatih'in beni ikna çabası. PRS'in aslında sevgime layık, sevgimi hak eden bir firma olduğunu, beni iknaya çabası videosu bu. Bugün bitireceğiz bunu. Herhalde vlogdan sonra mı artık paylaşırız? Belki yarın paylaşırız. Belki yarından da yakın paylaşırız. Bilemiyorum. Ya tabii bu arada tel, pena, böyle müzik aleti gibi falan acayip şeylerin, bu tür şeylerin fiyatlarının artışını konuşacak değiliz tabii yani. Bugün bana elektrik faturası geldi. Ne yapacağımı bilemedim. Elim ayağım dolanmış, sırtım terlemiş. Tişört değiştirdim. Sonra Hazar'la konuştum. Hazar'a da gelmiş. Zaten suyla alakalı faturayla ilgili konuşmamdan sonra şimdi elektrik faturamı da söylemeyeyim ama şu %127 zam bana gelmiş yani. Doğalgaz çalıştırmıyorum evde. Sen çalıştırıyor musun doğalgaz? Biz de doğalgaz çalıştırmıyoruz. Elektrikle ısınıyoruz. O da şey gibi, 90'larda sobayla ısınılan evler gibi. Evin bir odası, salon ısıtılır. Herkes salonda battaniyelerle oturur falan. Yatılacağı zaman da herkes kocaman böyle ağır, şu kalınlıkta yorganların altına girer, yatar. Evde öyle yaşanıyor. Ben bukle ve bir kedi olarak bir tane petekli böyle bir radyatörün dibinde oturuyoruz. Bir de banyoda bir tane elektrikli öyle fan var. O da işte duş süreci ve sonrası boyunca çalışıyor o kadar. Gelirken Azar'la konuştuk. Hayatta ilerlerken kariyerinde ve yaşamında işte yeni kolaylıklara, yeni gelişmelere, belki daha fazla paraya falan ulaşman gerekirken kariyerinde ilerlediğin bir süreçte, yaşamda yani. Nasıl oluyorsa bir şekilde halihazırda çözdüğün ve alışmış olduğun bazı konularda da gol yemeye başlıyorsun bizim hayatımızda. Yani eskiden eğer uygun bir fiyatlı ev bulursan ve ev güzelse hayatın çok rahattı artık falan gibi düşünürken, şimdi elektrik faturasını ödeyebilecek miyim acaba ya falan gibi düşüncelere kapıldığımı fark ediyorum. Hani bırak duvarımda şöyle güzel bir tablo olsun, hangi akımdan bir koyayım oraya, ses sistemi alayım, PlayStation bilmem ne alayım falan gibi bir yerde asla olamıyorsun. Su faturası kaç gelecek acaba ya falan yapıyorsun. Elektrik faturasını nasıl ödeyeceğim falan. Kira ne kadar artacak acaba falan gibi artık... Ya o üçgenin alt seviyelerini falan çok düşünür olduk ki yaşımız üst seviyeleri aslında düşünmemiz gereken bir yaş. Şu yorumlarla hazırım enerjisini emdiğime göre Hazar artık ne yapacaksın kankam? Edit yapacağım. Edit yap yani. İzleyin bari ya. İzleyin bari, izleyin. Ben de bir yandan Amazon'a biraz para harcayayım. Bari Amazon'a harcayayım ya. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Bizim stüdyomuz İstanbul Tünel'de. Şişhane Tünel'de. 1700'lerden biri burada müzik aleti satılıyor. Evet, burası. Sistem bu. Evet, burası Türkiye'nin İstanbul dışındaki illerin müzisyenleri tarafından dahi bilinen, oradaki dükkan sahipleri tarafından bile mal almak için ya da sadece gezmek için bile buraya seyahatler düzenlenen falan bir yer. Tünel. Yani
herhalde Türkiye'nin en bilinen yerlerinden bir tanesi müzisyen arasında. Burada tel bulamıyorsun abi. Ben stüdyosu tünelde olan bir müzisyen, bir stüdyocu olarak tel, pena ve bilimum kablo ıvır zıvır siparişlerimi yurt dışından Amazon üzerinden veriyorum ya. Çok garip abi. Köprü bulamamıştık benim gitarıma. Switch bulamamıştık. Elektronik malzeme bulamamıştık ya. Çok garip. Ankara'dan Fatih'in daha önce videolarda söylediği bir yerden bir şekilde bulduk da bir tane varmış. Onun da deposunda o gönderdiydi de falan öyle takmıştı. Şu an tünelde olmamızın hiçbir yararı yok bize yani. Solo müzik Ankara'dan gelmişti. Evet. Perdeci çarşısında gibi bir yerde olsak en azından çok iyi perdelere sahip olabiliriz şu an yani. O da değişti belki de. O da mı olabilir? Şu an aynı videoyu bir perdeci de çekiyor olabilir değil mi? Aynen öyle. Şu an ben bir perdeci olarak perde kumaşı bulamıyorum. Türkiye'de perdeci olmak. Hobimiz işimiz. İşimiz değil mi? İşimiz. Babadan gelen işimiz. Şimdi gitar kayıtları öncesi... Nerede şeyler? Buradayım abi. Nazar'cığım burada. Nasıl şey? Çok iyi de. Kullanma kılavuzları vardı Triax ile ilgili. Ben masanın üstünde duruyordu. Şu an durmuyor. Ben kaldırmadım. Toplantı öncesi toparlama falan diye kaldırmış olabilir misin? Ha buradaymış. Bak buraya kaldırmış. Bak. Buraya önemli evraklarımızın ve printerımızın olduğu yere kaldırmış. Önemli evraklar. Bu da önemli evrak ya. Şu buraya kaldırman anlaşılabilir bir durum yani. Gitar kaydı kaldı bir tek. Çocuklar. Bir de Hazar'ın çaldığı partisyonlara belki ekleme çıkarma yapacağız. O da yarım gün falan sürse. Gitarlara 2 gün veriyorum. Ton ayarlamak, mon ayarlamak falan. Mikrofonlamak şu bu. Kaldıraçlı 1.5'a girerim. Kaldıraçlı ne demek? Yani işte borsadaki... Ha öyle öyle. Tamam. Yani 1.5 gün falan evet. Belki bir gece geç çıkmalı falan. Şimdi bu Triaxis Owner's Manual'ını okuyorum. Çok komik şeylerle de yazmışlar. Tam bir tipik kurumsal olmamaya özen gösteren Amerikalı yazışı. Böyle boşluk kalan yerlere rest area falan yazmışlar. Ne kadar da komik. Siz amfinizin nasıl çalıştığını anlamaya çalışırken onlar sizle orada dalga geçmişler. Onun gibi birkaç tane daha var burada. Tabii Triaxis biraz karmaşık bir cihaz. Kablolama sırasında çok karmaşık sayılmaz ama ton çıkarmaya çalışırken Mark serisi Mesa amfilerini modellediği için o amfilerin üzerindeki devrelere ve potanslara falan uygun bir takım algoritmalar var içerisinde. Onları iyi öğrenmek, iyi bilmek gerekiyor. Epey biliyorum aslında ama yine de her bir kayıt öncesi şöyle bir gözden geçiriyorum bu manueli. Onun dışında kuru kaydedeceğimiz için gitarı herhangi bir efekt ünitesiyle ilgili bir şey çalışmama gerek yok. Solda hani zaten 2 kanal üzerinde bass diz mid var. Belki direct de kaydedebiliriz. Kaydeder miyiz ya direct? Etmez miyiz? Etmeyiz ya. Direkt kaydetmeyeceğiz yani. Direkt ihtiyacımız olursa baştan çalacağız. Müşterileri gruplara, sanatçılara yapıyoruz ya değil mi? Onu biz kendimize yapmıyoruz onu. Kel, baş ve merhem hikayesi gibi. Ne? Kel, merhemi olsa başına sürermiş. Şakasına. Hangi merhem o? Şu bunun dibine ışık vermez. Ama aslında armut dibine düşer falan. Yani böyle bir değişik. Zaten onların olayı tutarsız olacak ki her duruma uyuyor diyeceğiz yani. Aynen. Abi atasözlerine hiç değer vermiyoruz. Evet durumlar böyle. Amazon'dan verdiğim 5000 liralık siparişi takip ediyorum. Henüz sipariş verildi gözüküyormuş. Sanırım onlar da inanamadı benim böyle bir sipariş verdiğime. Evet pena 700 lira harcadı. Bir şey olabilir mi? Gönderecekleri de 50 tane pena. Evet çocuklar siz nasıl başa çıkıyorsunuz bu pahalılıkta? Yazın yorumlara da feyiz alalım ya. Mesela elektrik faturasını veya su faturasını kiraya falan geçtim. Hobilerinize zaman ayırabiliyor musunuz mesela? İşiniz para harcamaya gerektiriyorsa, bir noktada da hobiniz işinizse, diyelim tasarımcısınız mesela, müzisyen de olmanıza gerek yok. Yazılım almanız lazım ya da işte donanım almanız lazım. Bunun için para harcamanız gerekiyor. Bu süreçte buna yeterince kaynak ayırabiliyor musunuz? Ya da ayıramıyorsanız, ayırmak için planlarınız nelerdir ne olur yazın. Ya bir YouTube videosu çeksenize ya şu işi nasıl çözüyorsunuz? Çekin de izleyelim ya nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz abi?